Sayın izleyiciler, Osmaniye merkeze bağlı Selimiye köyünde muhtar seçilen Mustafa Coşkun ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bu Selimiye köyündeki muhtarımız birinci dönem muhtar seçildi. Yeni, genç ve dinamik bir arkadaş. Kaç doğumlusunuz efendim? 79. 79 doğumluyuz. Yanındaki birinci ağzamız mı? Yok, dördüncü. Dördüncü ağzamız. O da genç. Yanındaki de abisi Mehmet. Evet, Mehmet Coşkun. Tanıştığımızdan memnun oldum. Öncelikle. Efendim, bu biz köylerin hep geziyoruz. Sorunları hiç bitmemiş. Daha önceki muhtarlar sorunların çözümüne yönelik hiç ya girişimde bulunmamış veya bulunmuş anlamamışlar efendim. Burada da size soruyoruz. Köyümüzün altyapısı var mı efendim? Altyapısı yok. Yok. Muhtarlık odamız var mı? Yok. Yok. Köy konağımız? Köy konağımız var. Var ama kullanılır durumda mı değil? Kullanılır durumda da. Köy dışında olduğundan. Köy dışında merkezi yerde olmasını istiyoruz değil mi efendim? Evet. Evet. Bazı yerlerde bu sorunlara denk geliyoruz. Muhtar mesela kendi seçilmiş, kendi mahallesine yapmış köy konağını. Halbuki köyün merkezi orta yerine yapılması lazım değil mi arkadaşlar? Orası öyle de o zamanında yer bulunamadı, oradan oraya yapıldı. Oraya yapılmış. Yani evet. Yani yoksa şeyden dolayı değil. Çocuk parkımız var mı efendim? Yok. Yok. Orada şimdi başvuracağız ona. Sağlık evimiz var mı efendim? O da yok. O da yok. Düğün salonumuz? Yok. Evet sayın izleyiciler, yani Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi gördüğünüz gibi köylerin köylere hizmet yapılmadığını gidip yerinde tespit ediyoruz. Birinci ağızdan yetkilisine muhtara soruyoruz. Çünkü muhtarlarımız yerel idarelerin genel yapı taşları. Hizmet muhtardan başlıyor sayın izleyiciler. Evet muhtarım, bu eksik hizmetlerle ilgili ne düşünüyoruz? Gereken yerlere başvuracağız biz de aynı öyle olan muhtarlarımız gibi. Uğraşacağız. Aslında. Muhtarlarımız... yani bizden öncekiler de yani uğraşmış. Ama alamamışlar değil mi hizmet? Alamamışlar. Evet işte bu köylünün bir sesi oluyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi köylünün sesini bütün yetkililerine duyuruyor. Gazetemizin her sayısını Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Adalet, Sağlık bütün bakanlıklara gönderiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Üç büyük partinin genel merkezine gönderiyoruz arkadaşlar. Çünkü sabah bir gün onlar da 2015'te biliyorsunuz genel seçimler var. Gelip oy isteyecekler. Siz de ne yapacaksınız? Müracaat edeceksiniz valiliğe. Başlarım biz müracaat ettik. Şimdi gelip söylüyorlar. Bir müracaat ettiniz mi diyorlar. Öncelikle müracaat edeceğiz. Siz müracaat edin, biz de ondan sonra takipçisi olacağız gazete olarak. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Çünkü biz köyde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa şehirdeki çocuğun da aynı hakkı var. Aynı hakkı var. Yani ama neden çocuklarımız burada çocuk parkında oynamasın, kaykayda oynamasın? Yani obeziste birinci şey oldu. Jimnastik aletleri grupları köylere neden kurulmasın? Değil mi efendim? Tabii. Doğal ihtiyaç onlar. Evet, ihtiyaç oldu artık yani. Çünkü günümüzün hastalığı hepimiz kilo alıyoruz. Başka sorunumuz var mı muhtarım? Sulama ile ilgili özellikle. Sulama ile ilgili sorunumuz tarla sulamayla. Evet. Şeylerin değişmesi lazım artık. Her şey ölmüş kanaletler. Kanallar ölmüş durumda. Yenilenmesi lazım değil mi? Yer altından kapalı sistem alınmasını istiyor. Evet. Çünkü zaten küresel ısınmadan dolayı sular da azalıyor sayın izleyiciler. Evet. Muhtarımız güzel bir konuya değindi. Kendisini de tebrik ediyoruz. Yani onun için damlama sistemi de muhakkak geçilmesi lazım. Yoksa, evet. Yoksa efendim? Toprak moprak kalmıyor. Hepsi zaten tahliyeler yapıyoruz. Oluyor. Temizliyor. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Bitir. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Hayvancılık da yapıyoruz muhtarım. Yok. Köyümüzde hayvancılık mera olmadığında. Hayvancılık da yok. Yok. Sadece geçim şeyimiz. Tarım. Tarım adaya. Evet, muhtarımızın abisi Mehmet Bey. Buyurun. Sizin de düşüncelerinizi alalım efendim köyümüzle ilgili. Vallahi köye yapılacak çok şey var. Bir halı saha olabilir. Evet bak güzel. Gençlerimiz için halı saha. Oturmak kötü alışkanlıktan kurulur. Park alanı olabilir. Evet güzel. Köyün gelişmesi. Yani herkes artık köylere geri dönmeye başladı. Evet, köye dönüşler yani başladı. Çünkü şehirlerde hayat zor arkadaşlar. Bir de bu zor. Temiz havayı bulamayız yani gerçekten. İnsanlar orada zehir soluyor ya. Bu araçlardan çıkan, egzoz gazından çıkan dumanlar nereye gidiyor? Hepimiz soluyoruz orada işte. Sıkıntı işte. Hepsi sıkıntı işte. Bunların da köye dönüşler olduğu için spor alanlarının olması lazım. İşte etkinliklerin olması lazım. Evet. Bir de muhtarım bu Ege bölgesinde ben hep gezdim. Orada hep köy hayırları yapıyorlar. Belli yılın belli günlerinde köy halkının ve çevre köylerinde kaynaşması için onlar da davet ediyorlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Burada da ben bu Osmaniye ilimizde ve Çukurova'da bunun yaygınlaşmasını istiyorum. Belli bir gün belirliyorsunuz. Köy halkını davet ediyorsunuz. Komşu köylerini de davet ediyorsunuz. İşte valimizi yetkili
daire amirlerini de davet ediyorsunuz. Güzel bir kaynaşmayı olur. Tabii evet. Halkla yetkililerin de kaynaşması oluyor. Tabii, tabii. Güzel oluyor yani. Evet Azam, sizi dinleyelim. Selime Köyü 4. Adası Sefa Erdoğan. Evet. Mehmet abinin de muhtarımızın da bahsettiği gibi köyümüzde eksik olan yerlerimiz var. Mesela örneğin yolumuz yarım kaldı. Bundan önce de İl Özel İdaresi'nin falan verdiği köylere 2000 metrekarelik evet. parke alanlar vardı. Bunlar da zaten siz de gördüyseniz köyün orta kısmında az bir yeri kaldı. Evet. Geri kalanı eski yol olarak devam ediyor. Duruyor. Yapılmasını istiyoruz değil mi? Bunun yapılmasını istiyoruz. Evet, biz onu röportajımızda unuttuk. Siz de bunu dile getirdiniz. Biz her zaman muhtarlarımız, bu genç dinamik muhtarlarımız hemen azalarını da çağırıyor. Yani kendisine de onun için teşekkür ediyorum. Gerçekten yani bu çağda arkadaşlar bak şu Bahçe Köyü'nün orada bir eski kale var. Gördünüz mü efendim? O kaleye milattan önce 175 yılında yapılmış o kale. Parke taşı döşemişler. Gidin bakın arkadaşlar. Milattan önce 175 yılında yapılmış kaleye parke taşı döşemişler. Kaleledim onu da yetkililere buradan duyuruyorum. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi milattan önce 175. yılda parke döşemiş vatandaş yaşadığı yere 2014 yılındayız. Köylerimizde parke taşı yok. Değil mi efendim? Teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım. Şey ağzım. Bizim köyler olarak değil, bütün köylerde 2000 metrekarelik veriyorlar bütün köyde. Evet. Köy yarım yarım küçük köy. Evet. Da yarım yarım oluyor. Evet. Diğer yıl da aynı verildiği zaman zaten diğeri eskimiş hale geliyor yani. Türkiye evet. olarak. Sıradan da yapılabiliyor. Örneğin bir köy. Ama biz öncelikle bak Gaziantep yöresini gezdim arkadaşlar. Altyapısı yapılmayan bir köye 1 metrekare parke taşı verilmiyor. Öncelik altyapı yapılsın, ondan sonra parke taşları verilsin. Sivrisinekten durulmuyor. Doğru mu arkadaşlar? Hep doğru. Zaten en büyük sorunumuz o şimdi. Evet. En büyük sorunumuz o. Bunu başlık atalım. Doğru mu muhtarım? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı muhtarım? Irmak yatağının biraz yeri var. Dolması lazım da o da büyük bir maliyet ister. O da doldurmazlar yani, en azından sulu yani. Yerleri, evet. gölet olan yerleri doldurabilirler. Evet. Irmak yatağının ıslah edilmesini istiyoruz. Evet. Gölet olan yerler. Gölet olan yerler. Anladım efendim. Gölet olan yerlerin doldurulmasını istiyoruz. Evet. Türkiye gösterirdim ben size oradan çekerim. Şimdi buralardayız. Gelir çekeriz muhtarım. Sizi ararız. Evet. Yani onu gelir resimleriz. Köyümüzün de önemli yerlerini resimleriz arkadaşlar. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.